Sabah sporuna sabah sohbetimizle devam ediyoruz değerli izleyenler. Taner Karaman'la birlikteyiz bugün. Taner günaydın, hoş, hoş geldin. Bulduk. Günaydın Ezgi. Nasılsın? Ee, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkürler. Haftaya başlıyoruz. Evet, bugün haftaya oynanacak maçlarla. Başlıyoruz. Ee, şimdi Galatasaray'la başlayalım istersen. Bugün Trabzonspor maçı var sonunda tabii evet. onu da konuşuruz ama e, Galatasaray'la başlayalım. Zira gündemi yoğun olan takımlardan biri saha içi ve saha dışı olmak üzere. E, dün malum Ukrayna'daki çocuklar Hı -hı. için Dinamo Kiev'le bir e, özel maçta karşı karşıya geldi Galatasaray. E, mücadeleyi 3-1 kazandı değerli izleyenler. özeti var müc e, mücadelenin. E, onu bir izleyelim sonra değerlendirmelerimize başlayacağız. Tabii özel anlamı olan bir karşılaşmadan evet. bahsediyoruz. Bu maçta e, futbol sonuç, kazandı, kaybetti belki çok da önemli değil ama netice itibariyle biz işin e, futbol tarafına baktığımız zaman e, daha fazla oynamayan, e, genelde kulübede oynayan e, bekleyen oyuncuların oynatıldığı bir mücadeleden e, 3-1 mağlup ayrıldı Galatasaray. Hı hı. Özel maçta olsa taraftar tabii ki galibiyet bekler. E, bu anlamda e, Forma şansı bulamayan oyuncuların da böyle kötü bir performans sergilemesini e, iddiası olsun olmasın Galatasaray'ın artık sonuç alamayacak e, belki Hı -hı. de bir noktaya gelmesini nasıl yorumluyorsun Taner? Şöyle e, tabii iki topu direkten dönen bir Galatasaray da var aynı zamanda yani pozisyonlara giren Hı -hı. E, genç oyuncularının gerçekten parıldadığı bir Galatasaray oyunu gördük. Ben evet. bu anlamda kazanan tarafın oyun olarak olmasa bile oyuncuların bireysel olarak öne çıkarttıkları futbolla. Dikkat çektiğini düşünüyorum ki Torrent'in aklında belki sezon sonunda Torrent ayrılacak ama kalan maçlarda hedefsiz kalan Galatasaray'da bu genç oyunculardan bazılarını A takımda kadroda belki görebiliriz. En azından bunun ışığını yakmış olduk ama e, oyunun bütününe baktığımız zaman tabii ki de e, kazanmak herkesin beklentisi. Fakat e, bugün işte Hürriyet gazetesinin başlığı gibi işte aslan kaybetti barış kazandı şeklinde e, biliyorsun Dinamo Kiev kazandı. E, Uzun bir süredir Türkiye'de Şaktar dönek geldi mesela Metropol Başakşehir'in tesislerinde kaldı. Dinamo Kiev geldi şimdi Galatasaray'la hazırlık maçı yapıyor. Bu tarz biz Ukrayna'daki kulüpleri bu anlamda desteklemeye çalışıyoruz ki başka hazırlık maçları da yine Türk kulüpleriyle Tabii, Ukrayna kulüpleri, kulüpleri arasında olacak. Muhtemeldir hı hı. ki yazında bu kulüpler Türkiye'ye gelecekler Antalya'ya kampa ve orada da birçok kulüp yine hazırlık maçlarıyla e, Türk kulüplerin karşısında olacaklar ama tabii ki de yenilen gollere baktığımız zaman çok basit kaybedilen toplardan yenilen goller ama rakibin de her ne kadar savaş ikliminde olsa bile çok e, dinamik bir ekip olduğunu ve kendi ülkesinde de futbol olarak e, artık belli bir seviyenin üstüne çıkmış bir takım olduğunu kabul etmek lazım. Galatasaray'ın genç ve rakibini aslında yenme arzusu içinde olmayan kadrosuyla çıkmış olması rakibinin de işini kolaylaştırdı. Barış Alper'in de güzel bir golü var bu arada. Evet. Ona da bir parantez açmak lazım. Zaman zaman neden oynatılmadığı konusunda soru işaretleri Doğru. olan bir oyuncu. Belki de bir gelecek sezonun Kerem Aktürkoğlu etkisi olabilir mi? Malum Kerem de ilk geldiği Hı -hı. dönemde çok fazla forma şansı bulamamış ve neden oynamıyor sorularına maruz kalmıştı. Acaba evet. Barış Alper gelecek sezon... Benzer bir etki yaratabilir mi? E, yaratabilir. Benzer potansiyele sahip olduğunu zaten biliyoruz ki Barış Alper ilk geldiğinde sahaya çıktığı zaman insanları böyle etkileyen o evet. hızlı oyunu, verdiği paslar, attığı şutlarla dikkat çekiyordu ama sonrasında Fatih Hoca'nın biraz daha kenarda, ya doğrusu işte kulübede hatta kulübede bile tercih etmediği oyuncu durumuna geldi Barış Alper e, ama bundan sonrasında ne olur dersen biraz daha üstüne koyması gereken bir oyuncu ki eğer sezonun kalan kısmında ve önümüzdeki sezon yine geride kalan dönem gibi kulübe de devam edecekse Barış Alper sanırım onu oynayabileceği ve oynama garantisi olan bir kulübe kiralamak daha e, önemli gibi gözüküyor. Çünkü bu yaş grubundaki oyuncuları e, sahaya süremediğiniz zaman performansları ne yazık ki geriye doğru gidiyor ve onlardan üstelik mental anlamda da oyuncuları kaybedebiliyorsunuz. Ee, bu anlamda kiralamak belki de Barış Alper için daha hayırlı bir tercih olabilir eğer oynamayacaksa. Tabii yeni teknik direktörün kim olacağı da bu konuda evet. çok belirleyici olacak. Şimdi birazdan gazetelerin gündemine de bakacağız sanırım ama önce istersen başkan adaylarından Metin Öztürk'ün iki gündür Hı -hı. açıklamaları oluyor. Özellikle seçilirse neler yapacağına evet. dair ve teknik direktör tercihlerine dair. Şimdi Metin Öztürk'ün dün yaptığı açıklamaları da bir izleyelim değerli izleyenler. Sonra yine değerlendireceğiz. Bir gün önce Metin Öztürk Galatasaray artık yeni Fatih Terim'ini bulmalı ifadesini evet. kullanmıştı. Bugünkü açıklamalarına baktığımız zaman da Nuri Şahin'in ve Okan Buruk isimlerinin öne çıktığını görüyoruz. Sanki Nuri Şahin'e biraz daha yakın gibi Metin Öztürk bilmiyorum ama ne dersin Taner? Ben de tam tersini düşünüyorum. Dün... Sayın Metin Öztürk ile birebir bir röportaj yapma şansımız oldu hı hı. Ee, ve orada kendisiyle yaklaşık bir buçuk saatlik bir sohbet gerçekleştirdik. Ee, özel bir sohbetti ve bu sohbetten 20 dakikalık kısmını yayınladık. Kalan kısmı biraz off the record kısmı dediğimiz yani aslında hı hı. kamera arkası sohbetlerde. Tabii ki o kısımlardan çok bahsedemeyeceğim ama e, Okan Buruk ismi aslında sanırım Metin e, Öztürk'ün birinci ismi gibi gözüküyor. Hı, Okan, bu önemli. E, ve burada... 2.6 milyon euroya varan e, Torrent'in sözleşme fesih maddesi aslında biraz daha e, temkinli davranmalarına neden oluyor. Her ne kadar e, rakip yani Eşref Başkan adayı yani başkan adayı, diğer başkan adayı'nın e, söylemleri işte yolumuzu ayıracağız, planlarımız arasında yok gibi söylemler olsa bile aslında bunun altını doldurmak lazım. E, o işte fesih maddesinin bedeli nereden gelecek? bu kadar borç yükü varken işte bunların altını doldurmak gerekiyor. O işte o doldurmayı yapmadığınız zaman söylemleriniz biraz havada kalıyor ki e, şu anda eee Eşe şu ana kadarki açıklamalarıyla Metin Öztürk'ün şu ana kadarki açıklamalarına baktığımız zaman bir tarafta e, daha çok projeleriyle öne çıkan bir Metin Öztürk isminden bahsedebiliyoruz ama diğer tarafta da bir liseli kimliği biliyorsunuz ki Galatasaray'da e, liseli olmak ee, çok farklı bir noktaya taşıyabiliyor bütün süreçleri ama tabii ki tek başına yeterli bir durum değil ama e, bizzat kendi ifadeleri var. E, Eşref Eşref Bey'in burada e, maddi anlamda bir şeyler koymak gereken bir kulüpten bahsediyoruz. 1 milyar lira yakın kısa vadede ödenmesi gereken paralar var ve evet. şu anda Metin Öztürk'ün listesine baktığımız zaman ve projelere baktığımız zaman biraz daha sanki netlik kazanıyor gibi ki muhtemelen Eşref Başkan da yakın zamanda bununla alakalı da bazı açıklamalar yapacaktır. Yapması da gerekiyor çünkü bugün Galatasaray Kongresi'nin ikna olmasına sebep olacak şey aslında 1 milyar liraya yakın o borcu nasıl kapatacaksınız? kısa vadeli borcu. Şimdi bunu yapmadığınız zaman bütün söylemleriniz havada kalıyor ve bence evet. Galatasaray Başkanı'nın kim olacağını e, doğal şartlar altında. Neden bahsediyorum? E, eğer dışarıdan bir dokunuş gelmezse, hiç projelere bakmadan bizim başkanım bu, bu şey vardır ya, yani e, camia içerisinde akil adamlar denilen bir kavram vardır. Hiç böyle projelere bakmadan o ne koyacak, bu ne koyacak yönetim listesine hiç onlara bakmadan direkt başkan adayından yola çıkan bir akil adam Tırnak içerisinde e, kurulu var Galatasaray'da ve onlar eğer ki işarette bulunmazlarsa ben e, işinin kolay olduğunu düşünmüyorum teknik olarak. Ama bu dokunuş da muhtemelen gelecek. E, Eşref Bey'in tarafına doğru bir dokunuş gelecek ama o da muhtemelen bazı projeler açıklayacaktır. Çünkü kongreye ikna etmenin bence temel yolu burası gibi gözüküyor. Ama Metin Öztürk'ün projelerine gelecek olursak da e, ilk plan sözleşme fesi o sözleşmeyi 2.6 milyon euroya varan bir fesi işlemini yapmak e ardından da... Peki sezon o... sonu mu yoksa gelir gelmez mi? Biraz sezon sonu gibi gözüküyor. Çünkü burada e, dünkü sohbetimizde de bahsettiği ifade şu. Hı -hı. Şimdi e, açıkçası İsmail Kartal isminden bahsetmedi ama e, örnek vermek gerekirse kalan haftalarda bir İsmail Kartal performansı gelirse o zaman torrentle yola devam edilebilir gibi gözüküyor. Yani e, bütün... Maçları kazanan bir Galatasaray olursa, işler yolunda giderse, takımın oyunu toparlanmışsa neden gönderelim? Bakışı ise olacak gibi gözüküyor. Metin Öztürk'te. Metin Öztürk'te. Bu enteresan çünkü... Aslında şöyle kalan maçlara baktığımız zaman Galatasaray diyelim ki 6'da 6 yaptı. Evet. 5'te 5 yaptı, 7'de 7 yaptı. Bu kalan maçların hepsini alınca aslında göndermek enteresan olan. Şu an Fenerbahçe'yi konuşurken İsmail Kartal açıdan... neden... Çok pardon. İsmail Kartal neden gönderilmeye çalışıyor kısmı sorgulanıyor ya bazı kişiler tarafından. Ben de bunu sorgulayanlardanım. Hı hı. Bu kadar başarılı giden bir teknik adam neden gönderilir? Bu soru işareti. Şu anda da eğer kalan maçlarda benzer bir performans Torrent'ten gelirse benim çıkarımlarım Sayın Metin Öztürk Torrent'le yollarını o zaman ayırmaz.